الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تدخل إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. محترم kardeşlerim, bir müminin asli sıfatı sıdk içinde bulunması, doğru olması, özünde doğru, sözünde doğru, fiillerinde doğru, hedeflerinde doğru, Allah'a karşı, anneye babaya karşı doğru ve en nihayet diğer insanlara karşı doğru olmasıdır. Doğruluğu tarif edenler şu kayıtlarla meseleyi ele almışlar: özünde ve vakaya mutabık olarak yapılan fiil veya sözlerdir demişlerdir. Özünde öyle bir niyeti yok ama sözü farklı. Sözü doğru olsa bile aslında o bir yalancıdır. Münafıkın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi gibidir. Münafıkın özünde bir sıdk yok. Özüyle bütünleşmemiş. Ama sadece dilinde o doğruyu, doğru sözü, en doğru sözü söylese bile o yalancıdır. Çünkü münafıktır. Demek ki doğruluk özüyle birleşecek ve vakıa, hadiselere uygun olarak davranacak veya konuşacak. Ara ara bunu yapması için de doğru olması yetmez. Ta işin başında nasıl sıdıkla başladı, şartların değişmesine rağmen değişmeden hayatın sonuna kadar aynı doğruluğu, aynı sıdkı, aynı şartları muhafaza ederek devam ettirebiliyorsa ona doğru insan, dürüst insan, sağlam mümin deniyor. Ve bu hususu anlatan Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var. Buna aynı zamanda Kur'an sırat-ı müstakim de diyor. Günde 40 defa namaz içerisinde okuduğumuz Fatiha'da Allah'tan istediğimiz, İhtina sıratel müstakim diye yalvardığımız, ne olur ey Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Öyle doğru yol ki o aynı zamanda müstakim ve aynı zamanda onda istikamet var. Sebat manası da vardır. Hüd suresinde ve Şura suresinde de bu hususu teyit eden, teyitten daha öte sarahatla anlatan iki ayeti kerime vardır. Hüd suresindeki ayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ihtiyarlatan bir ayettir. Kendileri buyuruyor ki Şeyyebetni surete Hüd ve hâzihil âye festakim keme ümürte.
Hüd suresi beni ihtiyarlattı. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam'ı ihtiyarlatan çok sebepler, çok hadiseler vardır. Ümmetin dertleri onu ihtiyarlatmak için yeterlidir. Vahyin ağırlığı onu ihtiyarlatması için yeterlidir. Aç gıdasını alamaması, ihtiyarlaması için yeterlidir. Her gece ayakları şişinceye kadar ibadet yapması, ihtiyarlaması için yeterlidir. Başına gelen binlerce sıkıntı, hakaretler, müşrikler tarafından başında zulümlerin dönmesi, sıkıntılar ihtiyarlaması için yeterlidir. Böyle 15-20 tane sebep sayabiliriz. En nihayet başında bir anda yaşları farklı, kültürleri çok farklı olan 9 tane hanımın bulunması dahi tek başına genç yaşta ihtiyarlaması için yeterli bir sebeptir. Ama o bunları söylemiyor da Festakim keme ümirte ayeti beni ihtiyarlattı buyuruyor. Festakim keme ümirte ve men tebe ma'ake ve la tedgâhu. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ya Muhammed. Ve men tebe ma'ake, seninle beraber yaşayan ve tövbe edenlerle beraber dosdoğru ol ya Muhammed. Senin etrafındakiler sağa sola yalpa yapabilir. Dosdoğru yaşamayabilirler. Çıkıntı yapanlar için de tövbe kapısı açıktır. Seninle beraber olup da tövbe edenler, hataları, günahları olsa bile tövbe edip çizgiye gelenlerle beraber dosdoğru ol. Ve la tadgav, hatta aşma. Sağa sola yalpa yapma. Yahudiler gibi mağdup olma. Nasaralar gibi dalinden olma. Sırat-ı müstakimi temsil et. Ve en nihayet innehu bima ta'meluna basir. Ne yaparsanız yapın, muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyi basir olandır. Allah içinizi dışınızı görür. Evvel ve ahirde ne yaptıklarınızı görendir. Allah'ın görmesi, kontrolü altında yaşadığınız şuuruyla hayatınızı devam ettirin. Rakib olan bir Allah, basir olan bir Allah, müheymin olan bir Allah ve huve ma'akum eynema kuntum ile anlatılan bir Allah. Sen nerede olursan ol, Allah daima seninle beraberdir inancıyla yaşayan mümin olarak yaşa. Ve işte buna istikamet diyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatının başında nasıl başladıysa doğru olarak hayatında hiç yalan söylememiş. İşareten bile söylememiş. Peygamberliğinden önce idi. Kendi yaştaşı bir arkadaşı onunla anlaştı. Seninle filan yerde filan saatte buluşalım. Efendimiz Aleyhisselam gitti orada, o arkadaşını bekledi. Bekledi. 3 gün geçti. 3 gün bekledi. Arkadaşı gelmedi. En nihayet hatırlayınca koşarak geldi. Neredeydin dedi ya. Unutmuşum dedi. Ama o söz verdiği için orada 3 gün bekledi. Biz randevularımızda sadık mıyız? Verdiğimiz sözlerin eri miyiz? Acaba özü ve vakaya mutabık olarak doğruluğu ne kadar temsil ediyoruz? İslam dünyasındaki yalanlara bakın, Batı dünyasındaki sözlere, doğruluklara bakın. Hangisi amelleriyle Müslüman, gerçek manada Müslüman, onu anlamaya çalışın. Hayatın başında nasıl başladıysa hayatın sonuna kadar de aynen devam ettirmeye istikamet deniyor. İstikamet yolunda, doğruluk yolunda, hak bildiğin davada sebat yolunda gerekirse ölünceye kadar bunun sonuna kadar gitme vardır. Madem ki Muharrem ayındayız, madem ki 3 gün sonra Kerbela faciası, Aşure ve Hazreti Hüseyin'i hak bildiği davada sıdkından dolayı, doğru yolda sebat etmesinden dolayı
işin ucunda şehit olma olsa bile işte oraya kadar doğruluğun yolu vardır. Hazreti Hüseyin inanıyordu ki özellikle Muaviye, Muaviye'den sonra gelenler Yezid zulmün zirvesinde bir adam. Zalim mi? Zalim bir adam. Medine'ye gelmiş. Medine'de toplu katliamlar yaptırmış. Zalim, zalim oğlu zalim, oğlu Velid de zalim. Gönderdiği bir adam var ki Sakifli, Yusuf bin Haccac. Yani tarihe Haccacı zalim diye geçen adam da zalim. Bunlara baş kaldırmak lazım. Bunlar yalan söylüyor. Bunlar dini siyasete alet ediyor. Dini kullanarak saltanatla insanları ezebildiği kadar eziyor. Ben inanmış bir insan olarak bunlara evet diyemem. Bunlara baş kaldırmam lazım. Biliyordu ki Kufe'ye gittiği zamanda da şehit olacak. Çünkü seneler evvel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan'ın torunu alnından veya başından öpmesine mukabil onun ensesinden öperdi. Hani çocuk bir yere parmağını kıstırınca, bir şeyi bir yere ağrıyınca annesi öper de o da geçer. Babası öper de o zaman geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ensesinden öpüyordu. İleride vurulacak yerinden, uf olacak yerinden öpüyordu. Ta ki vurulduğu zaman öpme havasıyla Efendimizin mucizesi olarak acı çekmesin diye. Hak bildiği davada Efendimiz Aleyhisselam haber vermesine rağmen Mekke'den çıkış yaptığında Abdullah İbni Zübeyir'in yalvarmasına, Abdullah İbni Ömer'in ayaklarına kapanmasına, Abdullah İbni Abbas'ın aman ne olur gitme demesine rağmen kader geldiği zaman belki göz kör olur ama hak bildiği davada ucunda şehitlik olsa bile yürüyordu Hazreti Hüseyin. En nihayet Kerbela'da bir facia, Sıdkın temsilcisi olarak, sadakatin sembolü olarak, hak bildiği davada ucunda ölüm olsa bile devam etme, sebat etmenin temsilcisi olarak Hazreti Hüseyin Efendimiz devam ediyordu. En nihayet Hazreti Hamza gibi Seyyid-i Şüheda olarak şehitlerin efendisi, cennet gençlerinin de seyyidi olarak öbür aleme gidiyordu. Bizler doğru Müslümanlar olmalıyız. Müslüman olmalıyız değil, doğru Müslümanlar olmalıyız. Özünde doğru, sözünde doğru, vaatlerinde doğru, attığı adımlarda doğru, düşünce ve hayallerinde doğru, Allah'a karşı doğru söyleyen, annesine, babasına vesaire bütün insanlara karşı bir tek doğruluk için hayatını feda etmeye hazır olacak kadar doğruluğu temsil etmeliyiz. Cenab-ı Hak bizi bu manada gerçek Müslümanlar eylesin. Ela inna ahsenel kelami ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ